Ardan Zentürk. Mer bizim milli derin devletimiz hiç olmamış. Başlıktaki iddia 10 Kasım 1938 saat 09.04'e kadar olan dönemi kapsamamaktadır. Belli ki emperyalizmin zamana yayılmış tıbbi suikast sürecini başarıya ulaşmasından önce yani Kuvayi Milliye Lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağken bir derin devlet var. Olmasa ülkenin o zayıf halinde nasıl eder de Fransa gibi bir imparatorluğun elinden Hatay'ı alır. Siz Menderes Zorlu Polatka'nın dar ağacına yalnız Sovyetlerle yakınlaştıkları için mi gönderildiğini sanıyorsunuz? Onlar yapabildiğimiz tek derin devlet harekatı olan Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 1958'de kuran insanlardır. Tarih bize yaşananların ışığında bir gerçeği gösteriyor. 1952'de NATO'ya girmemizden sonra bir değil iki paralel derin devletimiz olmuş. İlginç olan İkisi de bize ait değil. Biri laikçi Atatürkçü görünen NATO'cu. Bunlara genel olarak Kemalistler dedik. Diğeri dindar muhafazakar görünen Amerikancı. Bunların şimdiki adı FETÖ'cü. İkisi de aynı güce hizmet ediyor. Açık örneği emperyalist siyonist bir dış müdahale olan 28 Şubat sürecinde tezgahladıkları perde arkası ittifaktır. Kusura bakmayın uyanamadık. Öz eleştiri yapıyorum. Hakan Fidan'ın MIT'in başına atanması sürecinde neden İsrail'in bu kadar rahat eleştiri yaptığını tam olarak anlayamadık. Biz sizin Mossad'a karışıyor muyuz demek yeterli değildi. Siyonizmin Türklerin güvenlik yapılanmasına açık müdahalesini mercek altına almamız gerekiyordu. Gladio B. savcısının MIT başkanını tutuklama çabaları bir kumpasla kozmik odaya girişleri. Emperyalizmin Türk devletinin derin noktalarında milli kimlik istememesinden kaynaklanıyor. Belli. Bu rahatsızlık 15 Temmuz'a kadar vardı. Amerika'dan emir alan bir pilotun gazi meclisi bombalaması budur. Neden Türkiye'nin Sovyetler yıkılınca NATO gladiyosunu temizleyemediğini olaylar bize şimdi gösteriyor. Milli derin devletiniz yoksa başkasının derin yapılanmasını tasfiye edemezsiniz. Bekasını tartışan millet olamaz.'' Kılıçdaroğlu'nun 2013 Aralık ayında gerçekleştirdiği Washington ziyaretinden bu yana sergilediği işbirlikçi siyaset, bu gerçek ışığı altında aslında doğal olanıdır. Sizden devletinize almış emperyalizm siyasetinizi de bu hale getirir. Milli beka konusunda tartışmasız mutabakat olması gerekirken konuyu tartışırsınız işin medya üzerinden sokağa kafa karışıklığı olarak yansıması ise kaçınılmazdır. Düşünün, kendisine Atatürkçü diyen hayli kalabalık bir kesim, Atatürk'ün kurduğu partinin nerelere savrulduğunu görmek istemiyor. Konunun diğer yönü, Müslümanların birinci görevi İslamcı hareketlerden kurtulmaktır. Çünkü hepsi, Haçlıların kontrolü altındadır dediğinizde karşınıza çıkarılan laflarla gösteriyor. 70 yıllık sistem için doğal olmayan 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kararlılık bunu önce yeni kapı ruhuna sonra Cumhur İttifakı'na taşımasıdır. Kendileri de biliyor Erdoğan-Bahçeli ikilisi millet tarafından bu süreci ayakta tutmakla görevlendirilmişlerdir. Geleceğe dönük ana görevleri ise devleti milli kadrolara teslim etmek, NATO'cu, FETÖ'cü tüm unsurları temizlemektir. Sokak günlük siyasi tartışmalarla hiç ilgili değil. Söylenilen vaatleri de dinleyip geçiyor. Milletin ana kriteri şudur. Milli devlet için temizlik yapılıyor mu? İpe un seriliyor mu? Emperyalizmin son ekonomik saldırılarından sonra millet refahının garantisinin de buradan geçtiğini anladı. Milli üreten ekonomi anlayışını ülkeye oturtan siyasetin şansı var. Detayları geçiniz. Küresel telaş ve emperyalizmin fırtına hazırlığı var. Hedefi kadim ve bilge millettir. Uyanık olun. Artan Sen Türk, Star